Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Bugün sahura açma kete yapacağız. Tel tel ayrılan açma ketemiz var bugün. Hamuru için bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir paket instant maya, bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. 2 yumurtanın bir sarısını ayırdım. Gerisini içine ekledim. Sonra çırpıcı yardımıyla şöyle bir çırpıyorum. İçerisine bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Sonrasında 2,5 su bardağı un, Ekledim ilk önce 2,5 su bardağı da ekledim tam 5 su bardağı un eklemiş oldum Açmamızın hamuruna 5 su bardağı un gitti arkadaşlar Çok sert kıvamlı bir hamur değil Yoğurt hamur yoğurdum arkadaşlar Bu açma farklı bir tat arkadaşlar kete tarzında yapıyorum sahurda tüketiyoruz İçli bir açma oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli bir hamur işi. Sizler de yapabilirsiniz. Hamuru bu şekilde yoğurdum. Sonunu ekleyeceğim arkadaşlar. İyice yoğurdum hamuru. Şimdi mayalanmaya bırakacağım arkadaşlar. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde olacak. Hamurumuz mayalanırken biz de bir taraftan içini hazırlayalım. İç için arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar sade yağ kullandım. Bir su bardağına yakında un kullandım. 1 çay kaşığı da tuz ekledim. Şimdi bu üçlüyü elimde ovacağım arkadaşlar. Elimle ova ova kıvamını göstereceğim sizlere şimdi. Bu şekilde başlıyorum arkadaşlar yavaştan avucumun içerisine alıyorum. Tereyağıyla unu ve tuzu birbirine bu şekilde yediriyorum arkadaşlar. İçim bu şekilde hazırlandı. Hamurum da mayalandı. Beze haline getirdim. 12 adet bezemiz çıktı. Bezelerimiz arkadaşlar bu şekilde merdane yardımıyla uzunlamasını açıyorum açtıktan sonra arkadaşlar tereyağıyla bu şekilde yağlıyorum yağladıktan sonra çevirip içerisine içi koyuyorum bu şekilde içi koydum sonrasında çeke çeke sarıyorum bu şekilde kenara koyuyorum dinlenmeye tekrar gösteriyorum bu şekilde merdane ile açıyorum açtıktan sonra da şimdi içerisini yağlayacağım arkadaşlar İçini ekleyeceğim. Ekledikten sonra sımsıkı bir şekilde sarıyorum. Kenara koyuyorum ve dinlenmesini sağlıyorum. Bütün açmalarımızı bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi açmalarımız arkadaşlar şekil verme zamanı bu şekilde uçlarını kapattıktan sonra elim yardımıyla inceltiyorum. İnceldikten sonra da ellerimle bir sağa bir sola doğru büküyorum arkadaşlar. bu şekilde açmalarımı hazırlıyorum. Yanlarını kapatıyorum açılmasın diye. içi dökülmesin diye. Elimle bu şekilde yuvarlaya yuvarlaya hazırlıyorum. Çeviriyorum elimle bu şekilde. bu şekilde açmalarımızın hepsini hazırlayacağız arkadaşlar. Açtıktan sonra da hepsini arkadaşlar tepsiye yerleştireceğiz. Tepsi mayası aldırdım arkadaşlar burada. Üzerine yumurta sarısı ve pekmez sürdüm. Bir yumurtanın sarısı bir çay kaşığı kadar da pekmez döktükten sonra bu şekilde üzerine yumurtayı sürdüm. Şimdi fırına gidecek arkadaşlar. Bu da fırından çıkmış hali. Çok güzel açmalar oldu. Sizler de deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyorum. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.